Falcao çok soruluyor. Ne oldu abi? Geliyor mu? İşte gelirse maaş krizine girer mi Galatasaray vesaire? Bence yani bu ekonomik koşullarda çok gerçekçi değil. Ya öyle duruyor ama bugün bir hasta bir Galatasaray taraftarı olan avukat bir arkadaşım Twitter'dan yazdı. Aynı şeyleri <laughs> sordu. Ya da hani Fransız basınında acaba haberler var mı? İlk olarak hani çok detaylı haberler yok. Evet Falcao'nun ayrılacağı Andre Silva'nın Monaco'ya geleceği konuşuluyor. Andre Silva meselesi daha fazla ön planda. Falcao'nun nereye gideceği konusunda net bir bilgi henüz söz konusu değil. Ama Galatasaray'ın girişimi var. Bunu daha önce de Fransız basını da haber yapmıştı. Bizden de haberler çıkmıştı. Ama şimdi senin söylediğin ideal hani e, işin içine hiçbir üçüncü etken olmadığı durumlarda evet Falcao'nun Türkiye'ye gelmesi maaş açısından imkansız gibi görünüyor. Ee, çok uçuk bir meblağ. Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesi gibi. gibi evet, doğru. Ama buradaki hani birinci unsur George Mendes unsuru. Şimdi George Mendes'in Türkiye'ye getirmeyi ikna edebileceği. George George Mendes. Anladım. Teşekkürler. Çok <laughs> aydınlatıcı oldu. İşte burada Ahmet Bulut'la çalışıyorlar. Ee, daha önce buraya gelmez ya da gelme ihtimali düşük denilen futbolcuları da getirdiler. Bu Getirdiler ama onlar da düşük meblalara gelmedi. Yani Doğru gelmez, gelmesi zor denilen futbolcu evet geldiler ama bayağı yüksek ücretlere Doğru. geldiler. Yani George Mendes'in 2 yani milyon euroya gelmez. 3'e getirme gibi bir şey yok. Yani evet, aynı paraya getirecek 2 yani. milyon euroya gelecek. Ama ikinci noktada da şu, anladığım kadarıyla Galatasaray bu konuda bir sponsorluk anlaşması üzerinde gidiyor. E yani o yüzden hem George Mendes'in işinin içinde olduğu hem de işte sponsorluk konuşulan bir yerde imkansız diyemem. Bence bana ya transferi Falcao transferinden daha zor gibi duruyor. E, Yaş itibariyle e, ikisi de aşağı yukarı aynı seviyelerde ama sanki Banega kariyerinde daha fazla Avrupa'da devam etmek istiyormuş gibi Falcao biraz daha Türkiye'ye sıcak bakıyormuş gibi bir durum söz konusu.